Hattımıza inerken gollerden biri. Banka kredisi mi çektiniz? 42 paranız mı var ya? 46 diyorum oğlum. İlk defa bir oyuncuma küfrettim. Böyle bir şey olamaz ya. Şuna penaltı çalmıyor bak. Fark etmişsinizdir. 43. bölümden sonra topluluk sekmesinde bölümün oyuncu anketi yapmadım. Bunun sebebini şimdi öğreneceksiniz. Beyler bayanlar, burası No23. Hepiniz hoş geldiniz. Sebebi şu. Arkadaşlar, o anketi yapsaydım da benim istediğim, bu sefer gerçekten bir ankette bir oyuncunun çok yükselmesini istedim. Oy almasını istedim. Almayacaktı oy, biliyordum. O yüzden biraz antidemokratik oldu, farkındayım ama arkadaşlar, bu bölüm Doğan Alemdar'a artı 10 bir şey vereceğiz. Çünkü şunu fark ettim. Birkaç bölümü izledim. Teknik bir şeylere bakıyordum. Ulan fark ettiğim şey şu oldu. Doğan Alemdar olmasa biz bittik. Beyler, Harry Lewis takımdayken gördünüz neler yaşadığımızı. Doğan Alemdar çok büyük işler yapıyor. Ankete koysam da seçilmiyor falan. Dolayısıyla ona bir artı 10 verip içimi rahatlatacağım. Bölümün oyuncusu anketi bu bölümden sonra topluluk sekmesinde olacak. Siz izlerken gidip oy da verebilirsiniz. Ama kaleci için ayrı bir çarkımız var bildiğiniz gibi. Bakalım ne gelecek? Trade Plus gelmesini istiyoruz. Birebirlerde Trade Plus'ımız var. Başka bir şey gelirse okey. Kaleci pozisyonu mükemmel. Artı 10 mükemmel abi. İyiydi, daha iyi olacak herif. Hemen onu veriyoruz, artı onu. Şu anda 83'müş. Şöyle bir yapsak ne olur? Hala 83. Peki şöyle yapsak ne olur? 93. Harika. 86 oldu overall. Beyler, zaten Şampiyonlar Ligi'nde gidiyoruz. Premier Lig'de gidiyoruz. Bu adam bu istatistiklere zaten ulaşırdı yani. Gerçekte de olsa eminim böyle görürdük yani. Şimdi bu bölüm, geçen bölümü izleyenler biliyordur. Önemli maçlar var. Nottingham Forest önemli. Chelsea önemli. Brighton bela. Liverpool biliyorsunuz. Ve Ajax. Bizim için en önemli şey bu. Çünkü bu kupanın peşinde koşuyoruz. Biz 4-2-4 taktiğiyle oynuyoruz ya arkadaşlar. Bu taktikte şöyle bir şey var. Canımız ciğerimiz Tyler Smith'le Enes Ünal'ı birlikte oynatabilme şansımız var. Ama burada Werman gibi bir babayı da yedekte bekletmek durumunda kalıyoruz. Şöyle yapacağım. Bu bölüm eğer istediğim verimi alamazsam eski taktiğe dönüp Tyler'la Ünal'ı şey yapacağım, dönüşümde oynatacağım, Werman'ı oynatacağım arkadaşlar. 3 orta sahaya dönüp Werman, Bellingham, Turan biz oynarsak mükemmel olur. Dolayısıyla bu bölüm deneme bölümü, onu söyleyeyim. O eski halinden eser yok şimdi. Nottingham Forest uzun süre lider götüren takımın son hali dördüncülük. 5 maçından 3'ünü kaybetmişler. Şimdi bir darbe de bizden yiyecekler ama sen, dediğim gibi daha önce de söylemiştim, Moiskin'i yedek bırakıyorsan sen o 3 yenilgiyi alırsın abi 5 maçta. Bu arada yazdığınızı görüyorum arkadaşlar. Bazı bölümlerde sizin takılma ya da FPS düşüşü diye algıladığınız şeyler oluyor bazı videolarda. Bunun teknik karşılığı aslında sizin gördüğünüz şey, benim de aylardır çözmeye çalıştığım şeyin adı MicroStutter. Bu OBS'in kaydettiği FPS değeriyle monitörün FPS değeri arasındaki farktan oluşan bir yırtılma diyebiliriz. Bir stutter, bir gecikme. Bunu çözmeye çok yakınım ama hatta bu bölümde farklı bir çekim tekniği deniyorum. Ben oyunu bilgisayardan oynuyorum. Bakalım siz de bir yorum yazarsanız olmuş mu olmamış mı hep birlikte göreceğiz. Nottingham Forest, senden alacağım. Şöyle rahat bir 3 puanım var oğlum. Ver bakalım. Verecek misin? Vereceğim. Şöyle geldim. Saka'yı hemen yardırıyor. Enes Ünal yürüyorsun oğlum. Peki, saygılar. Oy, Saka'ya güzel pas. Bellingham, olması gereken yerde. Devam beyler, dakika kaç ya? 4, aklımıza inerken gollerden biri. Oy, pasın güzelliği, vuruşun bitiriciliği. İnanılmaz. Manyak başladık biz abi. Peki. Sarı. Sarı. Sarı uyarı, peki. Jude Bellingham, güzelsin oğlum, tekniksin. Arda Turam'a kaç diyorsun ama Turam yanlış yere kaçtı ya. Saka'yı. Oy, bombalamasyon devam. Peki. Tyler'ıma doğru. Saka'yı. Japonluk bir şey denedin sen. Japonca bir şey denedin ama olmadı oğlum. Oh, Enes Ünal'ım. Güzeldi, güzel. İlk yarı bitti. Enes Ünal biraz fazla yorulmuş. Werman'ı alasın var. Adeyemi santrafor oynuyor mu? Hadi Adeyemi girsin. Enes'cim dinlen biraz. Tyler sen sağda oyna oğlum. Aynen, sen de solda oyna Adeyemi. Devam. Ulan 3 kişinin arasından geçti herif. Yok artık. Doğan harikasın oğlum ya. Hafif çıktın Doğan. Kartal gözlerinde bakıyorsun etrafa. Ama keşke... Evet beyler. Evet beyler, evet beyler. Böyle golleri yiyoruz ya. Geçen bölümde Moiskin girmiş. Böyle golleri yiyoruz.
Oğlum ne oldu bir anda? Bunlar coşa geldi ya. Doğan tekrar harikasın oğlum, eyvallah. Geçemedik. Bizde kaldı. Turan vurdu, kaleci Delgado. Hızlısın oğlum. Hızını da bir kullanırsın şöyle. Ay 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 yavrum. Hızınla içeri girersin. Kimse tutamaz seni. Tyler'a vurdurmadılar. Peki. Ay ben sizin vereceğiniz iğne deliği pasları yiyeyim ya. Abi herifler çok iyi pas veriyor bazen. Arda bu sefer vurdu kafayı. Adeyemi ile çıkıyorum. Verdim pasımı. Offside olmaması lazım. Tyler attın önüne. Tyler. Hadi Tyler. Karıştırdın orada ama sonuç yok. Maç bitti ama abi. İki golü hemen atıp sonra... Ya abi bu Nottingham Forest gerçekten çok ilginç takım ya. Yani 5'e gider dediğim maç ne hale geldi? Arda asist, Enes Ünal gol, Sakai asist, Bellingham gol. Biz Verban'ı koyacak yer arıyoruz. Hocam koyamazsan bak alıcısı var diyor oyun bize resmen. İlyas'ı veriyorlar 81'lik reddet. Ya satılır satılır da abi Verman'ı da kaybetmek istemiyor insan ya. Niye biliyor musunuz? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ilerliyoruz. Olur ya bir sakatlık olursa Verman ayarında bir adamı bizden az 150 milyon alırız. Evet Chelsea maçı geldi ve kadro yorgun. Hadi bakalım. Şimdi Arda sen zaten yorgunsun tamam mı? Sen orada parçalayacaksın sol kanadı. Adeyemi de girip orada babasının tarlası gibi at koşturacak. Adeyemi hızlısın zaten yapacağın şeyi biliyorsun. Turam yorgun. Verman'la bu maçı değiştireceğiz diye düşünüyorum. Smith yorgun. Jake Young girer gibi geliyor. Bakacağız. Güzel değişikliklerimiz olacak bu maç. Biz 6 puanla lideriz. Chelsea nerede? 4. 39 puan. Abi puan farkını bayağı açmışız ya. Bu arada Chelsea'de Orkun Kökçü var. Kalite. Okey, okey. Oyunda diyor bak ona dikkat et diyor. Hücumda iyidir Orkun Kökçü diyor. Molina'da defansta iyiymiş. Bunlar ne oynuyor? Kanat oyunu. Ya Chelsea'nin belli bir kalitesi var beyler. Çok hata yapan bir takım. Oyundan bahsediyorum. Ama ondan sonra da böyle inanılmaz hücumlar yapabilen bir takım. Şaşırtan bir takım. Bakalım ne olacak. Bu arada çok ufak bir itiraf geliyor. Şimdi bu deminki Nottingham Forest maçı var ya ben onu dün herhalde bir 15 kere falan yaptım. Neden yaptım? Çünkü bu işte refresh rate takılma sorununu çözmek için devam deneme yapıp YouTube'a yüklüyorum. Yani son halini YouTube'da görmeniz lazım. Abi her maç 3 atıyorum, 5 atıyorum ve yani oyunla yani maçla ilgilenmiyorum bile. Öyle bir şeydi yani. Schlatterbeck'le denedik olur. Yedik çalımı. Turam oradasın. Yiyoruz çalımları. Oy çok güzel paslar. Çok da güzel bir şut. Viper. Vapor. Artık nasıl tercih ediyorsanız. Ah be! Ulan. Ya var ya. Direkten sonra. Hoppa. Oy Matsen yatırıyor Matsen. Ardam aldı. Çok iyi pas. Aa geçse. Abi Enis Ünal. Hadi beyler. Orada yemeye irim ha. Oğlum ben en çok sana güveniyorum şu takımda. Hadi. Ay. Ben defanstan çıkarken mala bağlıyorum abi. Net. Ya nereye atacağıma bakıyordum ya. Hızlı çıkar mıyım falan. Abi hücumu düşünüyorum çıkarken. Önce gol yememeyi bir düşünsem mal gibi oynuyorum ya. Böyle bitti ilk yarı. Ya abi oradan geçememeli ya. Oğlum ayaksız mıyız biz ya? Kimse bir şeyinizi koyun oğlum ortaya ya. Allah Allah. Dışarı vurdular. Beyler Jack Young'ı satıyorum ya. Vallahi satıyorum ya. Zaten çok mutsuz abi herif. 46 istiyorum. 42 diyorlar. Abi 46'dan aşağı... Lan 45 hadi. Alıyorsan al, almıyorsan git. Ben satarım istesem zaten. İyi defol git ya. Dortmund da istiyor. Jack Young... Ben mi görmüyorum bu herif? Leverkusen, Dortmund... Tam Almanya topçusu gerçi de. Dortmund sana da tarife aynı. 46'dan açıyorum kapıyı. Ne oğlum bu? Herkes... Banka kredisi mi çektiniz? 42 paranız mı var ya? 46 diyorum oğlum. Al, bu son teklifimiz diyor. Sanki ben satmak istiyorum. 44, 500, 300 hadi. 44, 200. Aman almıyorsanız almayın ya. Jack Young oynuyorsun başıma dersin, oynamıyorsun başıma dersin, satacağım başıma dersin. Ne biçim bir adam bu Jack Young ya? Valencia da istiyor. Valencia sen de 100 milyonlar teklif ettin oğlum bana. Bunu alırsın bence. Bir 50 sana çeksek mi ne yapsak? Al 50. Çektim 50.
42 diyor. Arkadaş bunlar banka kredisi çekmiş belli. 46 dedim. Bu son teklifimi üzgünüm. Oğlum o zaman 44 ya. Yani alın gidin 2 milyon. Siktir git ya, küfür ettirdiler en sonunda be. Monaco da istiyor. Oğlum herkes niye 42 ile geliyor? Bu adamda bir şey mi var, ben anlamadım ki. 26 yaşında. Potansiyelli de bildiğim kadarıyla. Sana da 46 çekiyorum. Alıyorsan al vallahi ya. 42 pazarlık edelim diyor. Tamam. 45. 45-250 al sana pazarlık. Bu son teklifimi üzgünüm. Pazarlık bu mu ya? Vay arkadaş. 43-500 ya. Abi 1,5 milyon fazla para vereceksiniz piyasa değerinden. Siktir gidin amına koyayım ya. Puan farkı 5'e inmiş ya abi. Ben kaybedince sinir oluyorum beyler. Hocam yani... Ne beyler, ben taktik değiştirdim ya, onu söylemiyorum sinirden. Döndüm abi, ben Verman'ı falan da oynatacağım. Ben orta sahada üstün, sen maçlara üstünüm abi. Tyler neredesin? Yedektesin. Jack Young bir defol git oğlum ya. Senin yerine kimi alacağım ben? Gir oğlum, gir aynen. Mutsuzsun bir de, takımın moralini bozmaya hakkın yok. Kendi kariyerini takımı etkilemesine izin veremezsin. Adem arada bir gireceksin, Smith oynayacaksın dönüşümlüğünü Allah. Verman ne olur iyi performans göster, senden vazgeçmediğimi gösteriyorum. Böyle devam beyler. Şu Brighton'a ya bizim çakıp geçmemiz lazım. Çok net yani. Gegenpress oynuyorlar. Tamam, ben o Gegenpress'ten üçlü orta sahamla bir çıkarım. Ondan sonra gelsin goller. Ben Chelsea'yi böyle kucağıma alıp sallarken bir gol atamadığım, üstüne üç gol yediğim bir hale geldiysek ben bunu direkt formasyona bağlarım abi. Çünkü oyuncuların özgüveni gayet yerinde. Moraller yerinde. Mutlu. Keskinliğimiz yerinde. Her şey iyi yani. Bir sıkıntı yok. Formasyon. Formalar karıştır mı? Karışmaz. Devam. Bizde sarı çok. Orta sahaya iş kalmıyor ki. Güzel. Bellingham'la başladık. Vurdu kafayı. Ah be Enes'in oğlum. Güzel yükseldik. Güzel. Bu sefer de Verman. Bireysel gidiyoruz şu an. Hiç pas oyunu yapamıyoruz. Şut geldi Doğan. İki hamlede aldın. Brighton. Şut geldi dışarı. Harika. Oy! Pasın güzelliği bitsin abi. Müthiş paslar bunlar ya. Arda çok iyisin Arda. Kullandığı driplingini kendi pozisyonunu yarattı. Enes'i... Ulan girdi sandım ya. Bellingham. Turam'a doğru. Turam artık bunu atarsın oğlum. Yani seni besledik paslarla. Bunu da kaçırsaydı sinirlenecektim çünkü. 99 bitiriciliğin var oğlum senin ya. Hocam arkadan... Ya abi hem faul çalmıyor hem iyi oyuncum sakatlanıyor. Şut geldi Doğan. Bakacağım abi. Yani bu böyle bir şey olabilir mi ya? Gir. De Jong. Yapacak bir şey yok. Miranda bir şeyin var mı? Bir görelim onu. Koşarak çıkıyorsun sağdan. Güzel. Sıkıntın yok gibi. Devam. Şimdi Enes Unal'ı denedik. Bir de Tyler Smith'le sıra. Devam. Oha. Hadi Verman. Ya Verman bir işin var oğlum. Bir işin var ya. Bir ayağına geldi. Ya oğlum git topu kovala. Çita gibi avla demiyorum ya adamları. Geldim önüne. Koy bir ayağını ya. Ya Tyler, ya oğlum bu yani o kadar güvenmesem hiç sorun değil ya. Çok güveniyoruz bu atışlarına senin. Şu ya şu. İlla Bellingham'ı çıksın saniye Tyler ya. Bomboştu Tyler ya. Abi hala oradayım. Ya atamayabilirdik beyler ya. Valla kızıyorum ben. Forvet dediğin adam takımda bitiriciliği en iyi olacak adam abi. Doğan harikasın. Onu orada kaptı ya abi, ben resmen yiyeceğim ya. Yemek için oynuyorum ya. 88. Arda'yı atamadım. Arda sen de atamadın. Kimse atamıyor. Sol kanadı bir istediğim gibi kullanamadım. Yeter ya. Arda verimsiz. Diğer maç ilk 11 başlayacak. Adeyemi. Smith mi? Enes Unal mı? Valla Enes Unal gibi şimdilik ya. Smith yani kaçırmayacağım baba. Turan bir gol. Bellingham bir gol bir asist. Bellingham'ı da zaten bunun için aldık. Yıldız herif. Eremia'dan asist var. Çok güzel. Şuraya bak ya. Abi ben bunu adamları ezmişim ya. Ama kağıt üstünde.
Onun dışında adamlar ecel teri döktürüyor bana. Bu sefer de Atletico Madrid istiyor. Abi bu sefer vereceğim ya. Ya bize geldiği zaman tam piyasa değerini almak diye bir şey yok. Ama adamlar geldiği zaman diretip duruyorlar. Şuraya bak. Hepsi arasında anlaşmış gibi. 42'den fazla veren yok abi. Şaka gibi ya. 43 abi o zaman ya. 43. Alın. Lan bu ne ya? 1 milyon vermiyorlar ya. Abi kabul et ya. Git Jack Young, oyna oğlum, Atletico Madrid güzel takım. Solda Adeyemi ile başlıyorum. Tyler ikinci yarı girebilir. Orta saha üçlümüz çalıştı bence. Sakai falan da gayet iyi. Liverpool'da var mı bir değişiklik? Evet, sol kanatta var, sol bekte var. Foyt gelmiş, eski bildiğimiz Foyt. Zaire Emery falan. Gakpo, Salah. Gakpo'yu tutarsak zaten. Şimdi bir de Harvey Elliott çıktı tabii. Harvey'di değil mi o? Udogi de var. Ama ilginç istatistik, son 5 maçın 3'ünü kaybetmiş, ikisini berabere kalmış. 5 maçta bir galibiyetleri yok heriflerin, ilginç. Bizim için işler yolunda gidiyorken, formasyon tam oturmuşken bile bu takım bizi hüpletebiliyordu. kaba tabirle. Bakalım şimdi ne olacak? Yeni taktik değiştirdik falan. Neyse, orta sahama güveniyorum ya. Verman'ın varlığı çünkü biraz güven veriyor bana. Bellingham da çok iyi. Çok güzel, işte böyle. Çok güzel. Oy, pas vereceğim, sen de offside taktiği mi yaptı onlar? Hadi girsin. Ya olmadı be. Güzel top attı. Gakpo değil mi? Oğlum oynatmayacağım seni. Şut geldi dışarı. Okey. Irma'yı ağırdır. Saka'ya girdin oğlum içeri. Hadi. Bellingham'dı değil mi o? Çok güzel. Hocam bunlar çok sert hareketler ya. Kırmızı bile hak edebilir bu ya. Hadi ver bir şey. Uyarı veriyor ya. Ne yapıyorsun Gakpo? Garip garip hareketler, koyalım ayağımızı. Ya atmasın şu herif ya. Şu herifi bir tutayım ya. Bir tutayım şu herifi ya. Işık da rahatsız ediyor biraz. Hocam artık bir ver sarı kart ya. Bu ne kadar sertlik ya. Böyle yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmam ben. Veriyor musun hocam sarı kart? Verdi, güzel. Hay ben sizin ya. Abi kimse yok ya. Kanatlarım çok geç geliyor. Hadi! Vurdurmadılar. Benim bu maçta biraz tekniğe ihtiyacım var. Açık alanım yok çünkü. Arda giriyor abi. Driplingini konuşturacak Arda şimdi. Ulan Alisson iyi kurtardın ha. Aldık. Offside yok. Sonunda be Turan, 99 bitiricilik konuştu. Gegenpress de konuştu tabii. Devam. Hadi beyler ya, yok artık ya. Oğlum iyi yiyorduk gene. Abi çok teknik herifler. Ben de şu yanımdan geçen toplara ayak koyamamak inanılmaz canımı sıkıyor ya. Hadi artık. Çok güzel nokta. Devam. Çıkıyoruz. Arda sevdiğin toplar. Arda müthişsin ha. Oy Arda gidiyor. Arda bitirdi. Hadi beyler ya. Abi işte bu. Kötü olan bu. Bak o oyunu açtı. O gelip golü atacak şimdi. Pas vereceği adamı tutayım dedim. Abi Liverpool çok güzel oynuyor ya. Ya salak salak paslar vermeyin lan. Gerizekalı herif ya. Ya. Matsan o pası verse Arda'ya. Arda gidecek. Allah'ına kadar gidecek ya. Gerizekalı herif ya. İlk defa bir oyuncuma küfrettim. Böyle bir şey olamaz ya. 6.1 almış bir de. 5'li falan oynaman lazım. Bu pas ne oğlum ya? 4. ligde miyiz ya biz? Turam gol. Enes Ünal asist. Adeyemi'den 0 çekti Adeyemi. Arda girdi. 1 gol 1 asist. Arda abi, Arda'nın kalitesi tartışılmaz ya. Arda bir de satacağım, anasını satayım. Valla tam Şampiyonlar Ligi maçın arifesinde bana yaptıklarına bak, çileden çıkarttılar ya. Arda gir oğlum Adeyemi'nin yerine ya. Ya formayı hak eden o alır abi, ben katkıya bakarım ya. Jack Young gitti, 42 milyonu aldınız sonunda benden, 42'ye aldınız şunu. 43-44 alamadım heriften. Ve A'ya, ulan nasıl oluyor ya? Kaça satabiliyormuşum mesela? 42. Oyunun bir şeyine denk geldik ama ben çok anlamadım ya. Evet beyler, son 16'da bazı maçlar oynanmış. Inter'le City berabere kalmışlar 2-2. Arsenal Milan 3-1 almış. Sıra bizde. Başka oynanan var mı? Aa, çok var.
Skorlar berabere görüyorum üstte. Dortmund Barcelona'ya yenilmiş. Napoli Hoffenheim'i almış. Leverkusen de Villarreal'i almış. Ahmetcan Kaplan Ajax'ta hala 22-23 sezonunda. Tabii Trabzonspor sattı Ajax'a. Ve oynuyor. Yani 75 overall'lı adam ilk 11 ya. Şimdi gelince bakayım dedim. Bakalım değişmiş mi? Yo bak bayağı 75 overall'lı adam ilk 11 oynuyor. Abi benim bunları almam lazım ya. Geçen Discord'tan konuşuyorduk. Oradaki arkadaşlarla da şey demiştim. Yani kötü takım olsa bile overall olarak bizden bariz şekilde Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar zor geçiyor demiştim. O arkadaş demişti ki hocam zaten normalde de böyledir ya iyi oluyor falan. Katılıyorum bu arada. Ama yani şimdi 70 ya abi bazı şeyler de değişmez yani. Şimdi 75'lik defansta çıkıyorsan bana benim parçalamam lazım seni yani. Yani tamam 5-0 olmasın da 1-0 olsun rahat olsun ya anlatabildim mi? Arda ver. Şöyle döndüm. Matsen demin sana öyle şeyler dediğim için oğlum affettin değil mi beni? Şunu verdik. Şunu da verdik. Bellingham. Benim bahsettiğim şey tam olarak buydu işte. Devam beyler. Tamam deneyeceğim. Deniyorum. Güzel geldik. Güzel geçti. Pas da güzel. Çok güzel Schlotterbeck. Oğlum. Ya. İşte ben bundan bahsediyorum abi ya. Bu nasıl bir gol şimdi? Devam. Hocam penaltı bu. Beyler. Bu artık yani... Bak abi. Geliyor top. Şuna çalmadı ya. Abi bak. Şuna penaltı çalmıyor bak. Şuna penaltı yok. Sakayı da atamadı üstüne zaten. Tamam ya ben sinirlenirsem çünkü çok daha kötü olacak her şey. Sinirlenmeyeceğim abi. Peki Ajax. Ya of. Abi işte bu yapay zeka ile oynamak böyle bir şey ya. Görüyorsun değil mi? Doğan harikasın oğlum ya. Sıçayım ya. Miranda Allah cezanı vermesin. Kafa vursana ya. İyi pas. Geliyorduk, geliyorduk. Şey diyemiyorum abi. Öyle tıkarlar işte. Öyle çakarlar öyle. Normal golle atmadık. Güzel oldu. Hayır ona değil ya. Ya yok artık be. Aga bu golü kim attı? Bir göster bakalım. Golü atanı bir göster. Kimsin abi sen? Mansverk. Gel abi şuraya. Performans. Mansverk. Neredesin koçum? 77 overall'lı adamın attığı gole bak. Bazı şeyler geliyor aklıma ama kötü şeyler geliyor abi. Devam. Bir denk gelmiyor anasını satayım. Bir denk gelmiyor. Bitti. 3-2 yenildik. Şöyle genel bir bakalım. 76, 77, 76, 83, 78, 80, 82, 77, 76, 78, 75, 78... Bayağı ortalaması 75-76 olan takıma yenildik ya. Şuraya bak bir de üstünlük kuruyorlar yani öyle böyle normal de yenmiyorlar. Yani şimdi ben cezayı Schlotterbeck ve Doğan'a mı kesmeliyim? En kötü ondan oynadı. Defans attı çok gol yedik falan filan mı? Bu mu? Premier Lig'de puan farkımız 4 beyler. Takımda en çok gol atan isim En Özünal. Ondan sonra Sakayı geliyor. Asiste de en yüksek Turam sonra Sakayı Arda Kurtuluş diye gidiyor. Gol krallığımız da Premier Lig'de devam ediyor. Haaland kovalıyor. Asistlerde Sakayı 3. 9 asistle yakalarız belki bilmiyorum. Ve Doğan Alemdar 1. götürüyor gol yenmeyen maçta. Bak şimdi diğer bölüm West Ham, Leeds maçı var. City, Newcastle ve Ajax. Şu maça öyle bir çıkacağım ki. Bu maça acayip çıkacağım beyler. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki bölümü bekleyin. Görüşeceğiz. Bay bay.